O kahraman bir Türk şehidi. O tüm Türklerin bilmesi gereken bir isim. O adını unutmak istemediklerimizden. O şehit yüzbaşı Cengiz Topel. Cengiz Topel, babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. İlkokula Bandırma 2. İlkokulunda başlayan Topel, babasının Gönen'e tayiniyle Ömer Seyfettin İlkokulunda öğrenimine devam etti. 1934 yılında babasını kaybettikten bir süre sonra yerleştikleri İstanbul Kadıköy'deki Kadıköy Yel Değirmeni Okulu'nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Asker Lisesi'nde devam ederek 1953 yılında bitirdi. Cengiz Topel 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak orduya katıldı. Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderildi. Kanada'da olan eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon Hava Üssü'nde göreve başladı. 8 Ağustos 1964 yılında Rumları Türk halkına karşı işledikleri insanlık dışı eylemlerden caydırmak için Eskişehir'den Kıbrıs'a dörtlü file komutanı olarak gönderilen Cengiz Topel'in uçağı uçuş esnasında yerden isabet alarak düşürüldü. Cengiz Topel paraşütle atlamayı başardı fakat esir alındığı Rumlar tarafından şehit edildi. Kıbrıs'ta ilk Türk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in hastanede öldüğü açıklandı. Ancak durumlar böyle değildi. Cengiz Topel esir alındığı sırada çok ağır işkencelerle ve uzun bir zaman dilimi içerisinde şehit olmuştu. İşte Rumların işkenceyle şehit ettiği Cengiz Topel'in doktor raporu. Madde 1. Sol gözü çıkarılmış ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmiş. Madde 2. Edep yerleri ezilmiş. Madde 3. Kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmış. Madde 4. Boğazından göbeğine kadar göğüs yarılmış. Madde 5. Akciğeri ve kalbi noksan, yani yarım ya da yok. Sevgili arkadaşlar, unutursanız kaybedersiniz. Unutmayın, hatırlayın ve hatırlatın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.